Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok bilinen Palto kitabının sahibi Nikolay Gogol hakkında bilgi vereceğim. Nikolay Gogol 31 Mart 1809 tarihinde Ukrayna'da dünyaya geldi. Orta halli toprak sahibi bir ailenin çocuğu olan Gogol, genel itibariyle Kazak etkisi altında büyümüştür ki bu durum eserlerine de yansıyacaktır. Gençlik zamanlarında edebiyata, özellikle de şiire ilgi duymaya başlar. Genç yaşlarda yetim kalınca Petersburg'a gider ve çalışmaya başlar. Burada çok düşük maaşla memur olarak çalıştıktan bir sene sonra istifa eder. Gogol'ün ilk ciddi ve dikkat çeken eserleri Ukrayna hayatıyla, halk deyişleriyle süslü halk hikayeleridir. Gogol, 1831-32 yıllarında yazdığı bu hikayeleri Dilenka yakınlarındaki çiftlikte Akşam Toplantıları isimli kitapta toplamıştır. Bu öyküler, Rus edebiyat dünyasında Gogol'ün birden parlamasına ve yazarlar arasında tanınmasına yol açar. 1835 senesinde Mirgorod Arabeski adlı eserini de yayımlar. Bu kitabında da halk hikayelerini, özellikle Kazak geçmişini işlemiştir. Büyük komedisi Müfettiş isimli eseriyle bürokrasiyi alay edercesine eleştiren Gogol, eserinin sahnelenmesi ile tüm şimşekleri üzerine çeker ve tepkiler yüzünden vatanından ayrılmak zorunda kalır. Yazarlıkta her zaman Puşkin'i örnek alan Gogol, Puşkin'in ölüm haberini alınca tabiri caizse yıkılır. Daha sonraları Ölü Canlar ve Palto eserini yayınlar. Palto eseri için ünlü yazar Dostoyevski, "Hepimiz Palto'nun cebinden çıktık." demiştir. Günümüzde de Gogol'ün en önemli eserlerinden biri olarak görülen Palto, dönemin hükümetinin ve aristokratların tepkisini çeker. Rus insanını aşağılamakla suçlanan Gogol'ün esas amacı, eserinde halkı anlattığı şekle getiren başarısız idarecilere eleştirmektir. Bu dönemdeki baskılardan oldukça etkilenen Gogol, psikolojik olarak da rahatsızlanmaya başlamıştır. Puşkin'in ölümünden sonra ünü daha da artan Gogol, ününün artmasından kendini toplumun öncüsü olarak görmeye başlar. Kendine toplumu geliştirmek, insanlara yol göstermek gibi görevler edinir. Eskisinden daha dindar bir hayat yaşamaya başlar ve eskiden eleştirdiği kiliseyi bile över. 1852 yılında rahibin etkisiyle Ölü Canlar'ın ikinci cildini yakarak imha eder ve bu hareketinden 10 gün sonra 4 Mart 1852 yılında hayatını kaybeder.